Bu konuya hakkında cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Lakin şurasına sadece söyleyeceğim. Bana şaklaban falan diyen arkadaş, ben seni hiçbir yerden vurmadım. Ben seni attığım bir story insanların işsiz kalması yüzünden vurdum. Sen bel altı çalışıyorsun lakin işlemez. Sana cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Keşke zekan yetse de bizim yaptığımız şaklabanlıkları yapabilsen ya da yeteneğin yetse. Bir şey daha var. Ben seni başka hiçbir yerden vurmadım. Benim sana verdiğim tek cevap o attığın storyler yüzündeydi. Gitmişsin Allah'a kitap bir şeyler katmışsın işin içine, ne alakaysa. Yani bir özür diliyorum arkadaşlardan demek çok zor bir şey değildi. Ben seni başka hiçbir yerden vurmadım. Sadece o attığın storyler yüzünden ilerledim. Bize çıkmışsın şaklaban maklaban demişsin. Umurumda değil. Sana cevap vermemem lazım benim. Benim kendi kalibremde yayıncılara cevap vermem lazım ama vereceğim. Öncelikle neyse girmeyeceğim başka konulara. Bir de demişsin ki prim kasıyor. Benim için ben senden prim kasıyormuşum. Şuradan net bir şey söylüyorum. Allah canımı alsın, iki gözüm önüme aksın. Size hepinize söylüyorum. Eğer beni o gördüğünüz olaydan takip ediyorsanız adam. Lütfen yayınlarımdan çıkın, Instagram'dan da takipten çıkın. Beni hiçbir yerden izlemeyin. Benim o kadar boş insanın primine ihtiyacım yok. Benim kendi güzel arkadaşlarım, benim kitlem de yok. Benim arkadaşlarım var burada. Kitle mitle bunlar bize ters şeyler. Benim burada arkadaşlarım bana yetiyor. Hani prim kasıyor diyorsun ya. Rica ediyorum o olaydan beni gören eden ne olur beni izlemesin. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum bu adamın ağzına bunu vermeyelim. Yalvarıyorum bak yalvarıyorum. Hatta abartıyorum. Beni o olaydan izleyen varsa siktirsin gitsin izlemesin. Böyle daha net keskin olur. İstemiyorum, benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Yalvarırım. Bak bir kişi daha iyi olmasın. Bak yalvarırım. Buraya amına koyayım yavaş be. Yalvarırım. O adama ya dayı girmeyeceğim bu konulara. Senin gibi bel altı falan da vurmayacağım ben. Tamam mı? Umurumda değil çünkü. Öyle şaklaban maklaban. Biz şaklaban değiliz. Biz burada eğleniyoruz, makara yapıyoruz, kukara yapıyoruz. Hiçbir zaman da Allah'ıma şükürler olsun ki öyle Allah kitabı arkama alıp konu dışı, kontent dışı başka yerlere çekip başka yerlerden vurmadım. Benim seni eleştirdiğim bir nokta var. İnsanların işsiz kalmasıyla alay etmen, olay buydu. Ben seni böyle tanımam etmem seni. Sen şaklabanlar maklabanlar girmişsin. Öteki tarafta ağlayabilirsin şu anda. Benim sana söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Ben seni tanımıyorum. Ne tanımadığım bir insan hakkında şey diyeceğim. Ha bir de sana bir şey daha söyleyeceğim. Buraya amına koyayım yavaş be. Şey demişsin ya bana Instagram'dan mesaj atmışlar silinmiş. Kanka Instagram'da mesaj atınca silindi diye bir bildirim gitmiyor. Bir yalan atarken araştır öyle at tamam mı? Haberin olsun. Buraya amına koyayım yavaş be. Bir bak hani arkadaşlar Instagram'da biri size mesaj attığında siz onu görmemişsiniz. Tamam mı? Hiç görmemişsiniz. Sonra o kişi o mesajı silmiş şey yazıyor mu? Şey mi yazıyor Instagram'da? Gönderen bu mesajı sildi. WhatsApp'la karıştırıyor. WhatsApp'la mesela falan karıştırıyorsan eyvallah. Ama olayı da bilmiyorsun. Ben senin üstüne gitmeyeceğim daha fazla. Benim seni eleştirdiğim tek bir konu vardı. Çıkmışım bize şaklaban maklaban kitlem mitlem sadık. Ulan kimse senin köpeğin de değil bu arada ya. Yani iyi oyuncusundur. İnsanlar seni izliyordur. Demikte diyorum. Tövbe yarabbim ya. Oğlum yüzünüzü seveyim hiçbir yerde çıkıp ben Ataberk'in kitlesiyim falan demeyin. Siz benim arkadaşımsınız. Ekmek kuran çarpsın iki gözüm önüme aksın. Sizler benim dostumsunuz arkadaşımsınız. Şurada canımın sıkkın olduğunda beraber vakit geçirdiğim insanlarsınız. Evet ben bu işin karşılığında para kazanıyorum. Size başkaları gibi demeyeceğim. Ben bu işi para için yapmıyorum diye. Tabii ki birinci maksadımız para değil. Lakin biz para da kazanıyoruz. Bizim götümüz başımız oynamaz. Neyse o. Biz arkadaşız. Aa size tutulduğum bir nokta var. Adamların hepsi 10-11 yaşında amına koyayım. Bizi YouTube'da, TikTok'ta sikip atmışlar. Hiçbiriniz yoksunuz amına koyayım. Baba bir mesajlar geliyor, bir DM'ler geliyor bana. Lan hepsinin biyografisinde Atatürk İlk Öğretim Okulu yazıyor amına koyayım. Yani bunlar bize saldırıyor. Yani tabii ki bunlar çoluk çocuk daha neyin ne olduğunu bilmeyen birbirlerine körü körüne bağlanan insanlar bunlar. Tabii bir numaralı kankim bunların laflarına bir cevabımız yok. Çocuktur 5 sene sonra belki arkadaş ortamında şunu anlatacak. Ulan ben bir yayıncı için işte bu adama küfür etmiştim kafamı sikiyim işte. Fanboyluk dediğimiz adam, olay. Adam. Ve bir şey daha söyleyeceğim size arkadaşlar. Beni
beni de takip eden genç kardeşlerim var 13, 14, 15 yaşında. Size şu tavsiyeyi vereyim güzel kardeşlerim. Abilerimin kuzusu. Hiçbir zaman ben haksız olduğum yerde beni körü körüne savunmayın, tamam mı? İnsanız, hata yaparız, şaşarız, beşeriz. Ben hatalı da olabilirim. Hiçbir yerde beni körü körüne savunmayın. Bir mantık arayın, o mantığın tarafında olun. Ben çünkü ciddi anlamda yorumlardan rahatsız oldum. Orada adam haksız. Yani bunu kendi takipçileri de söylüyor. Adam. Körü körüne arkasında duran adamlar var. Yani ben o adamın karakterine, cartına, curtuna hiçbir şey söylemedim. Söylemem de haddime değil. Tanımam etmem amına koyayım. Belki de dünyanın en iyi insanıdır. Lakin öyle çıkıp, neyse gerek yok ya, kalibremde değil amına koyayım. Bir gün çıkıp bana Tuğkan abi, Ferit kardeşim, Kemal, Memal sallarsa cevap veririm. Aynen öyle. Öyle baba. Ya öyle aynen mi? Öyle. Kalibrem sallarsa cevap veririm amına koyayım. Şimdi gerek yok. Abi çocukla çocuk mu olalım? Siz de haklısınız amına koyayım. Vermeyin cevap TikTok'a, MikTok'a, oraya buraya burası. Doğru söylüyorsunuz. Çocukla niye çocuk olalım? Doğru amına koyayım. Recep Ateş al. Diyor ki çocukla çocuk mu olalım? Doğru, salın amına koyayım. Ne yazıyorlarsa yazsınlar. Doğru söylüyorsunuz. Çocuktur, kalbi kırılır, bir şey olur, boşver. Eser 12, iyi yayınlar abi, sapla sevdiğimiz için izliyoruz. Ben kardeşim kimseyi saplamıyorum. Ben olana söylüyorum. Aytaç'ın bir ninjacını göndermiş. Dahil olacağım, biz burada kanalı sevdiğiniz için, destek olmak için donate atıyoruz. Zorla değil. Bak. İyi dinleyin burayı. Biz burada kanalı sevdiğimiz için, destek olmak için donate atıyoruz. Zorla değil, kesinlikle öyle. Emin ol Ataberk'in gözünde bende herhangi biri aynı. Bu baba. Bu olay bu. Recep biz seni sevdiğimizden buradayız, takma kafana. Ya sevmeye de bilirsiniz. Yarın öbür gün sinirli bir anıma gelir, ters bir şey söylerim, benden nefret de edebilirsiniz. Önemli olan bir insanı tanımaktır. Çok var amına koyayım. Ataberk Doğan işte eskisi gibi değil. 1000 izlenirken ayrıydı, 500 izlenirken ayrıydı. Ya baba, her zaman şunu bilin. Her zaman bir insan iyi olmak zorunda değil. Yani hepiniz şu an şey gibi geliyor. Ben burada çıkıyorum, anlatıyorum, güldürmeye çalışıyorum. Zekam yettiğince sizlere falan. Belki bu yayına girmeden 2 dakika önce hanımımla kavga ettim. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbir zamanda yansıtmadım. Yani bunlar insan hayatında olağan şeyler. Tabii sen sadece kameranın ön yüzünü gördüğün için bunları bilmiyor olabilirsin. Lakin bunlar var. Bazen bizim de sinirlendiğimiz noktalar olabilir. Bazen bizim de damarımıza basılmış noktalar olabilir. Bunları bilin lütfen dostlarım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Dur. Özlemim gelmiş. İyi yayınlar, neşeniz, sohbetiniz bol olsun. Herkese selamlar, seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederim Özlem, hoş geldin. Sağ ol. Bu arada Allah kitap arkadaşlar. Neyse. Hocaya sordum. Oğlum videolar çok güzel ya. Vallahi bugün çok güzel. Bugün bayağı eğleniriz.